Microsoft'un yaptığı şovla beraber Xbox Series X'in de çıkış oyunlarına hakim olduk ve görünen o ki yeni nesil konsollar almak için herhangi bir neden yok. Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni videoyla birlikteyiz. Bu videoda neden yeni nesil konsolları almamanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Evet, çok kesin net bir ifade kullanıyorum. Sakın çıktığı gibi PlayStation 5'i ve Xbox Series X'i almayın. Çünkü bu konsolların hem teknik detaylarına hakimiz hem de oyunlarına hakimiz. Yani çıkışlarında ne tip oyunlar bizlere sunulacak görmüş olduk. Ve şunu söyleyebilirim ki bu konsolların kaderi aynı Xbox One ve PlayStation 4 gibi olacak. Yani çıkar çıkmaz bu konsolları alırsanız eğer yeni neslin tam olarak gücünden faydalanmak için 2 sene bekleyeceksiniz. Bakın, GameSpot çok güzel bir liste yapmış ve PlayStation 4'ün gelmiş geçmiş en iyi 20 oyununu listelemiş. Bu listeye şöyle genel olarak bir göz gezdirdiğinizde 20 oyun içerisinde ancak PlayStation 4'ün çıkışı ardından 2 sene geçmiş ve oyunlar öyle girebilmişler. Yani kullanıcılar ortalama 2 sene beklemişler ki konsollarına düzgün bir oyun çıksın, oynayabilsinler. Xbox One tarafından bahsetmiyorum çünkü konsol ölü doğdu ve Microsoft doğru dürüst bir oyun yapamadı. Forza hariç tabii. Araba yarışı oynuyorsanız Forza ile keyif alabilirsiniz ama onun için de beklemeniz gerekti. Evet, gelelim işin özetine. Eğer PlayStation 5 ve Xbox Series X'i alırsanız geliştiricilerin bu konsolların tam olarak gücünden yararlandığı oyunları size sunabilmesi için biraz bekleyeceksiniz. Neden böyle düşünüyorum? Yeni nesil konsollar gerçekten çok güçlüler. Ama geliştiricilerin bu güçlü konsolların sınırlarını öğrenmesi gerekiyor. PC'de çok uzun zamandır güçlü donanımlara sahibiz ama geliştiriciler her zaman için donanımları, en üst donanımları limitlerinde kullanmak için oyun yapmıyorlar. Onların amacı herkes oynayabilsin diye ortaya bir yere karışık bir oyun geliştirmek. Bu yüzden de PC'de genelde aslında orta alt seviye sistemler hedeflenir. Oyun konsolları da PC'lerdeki grafikleri ve gücü belirleyen unsurlardan bir tanesi oluyor. Şimdi geliştiricileri zorlayacak durum şu. Bakın, bugün PlayStation 4 ve Xbox One'a bir oyun yaptığınızda artık ben oyuncu bilgisayarım diyen dizüstü bilgisayarlardan masaüstü bilgisayarlara kadar bu oyunun her yerde çalışacağından emin olabiliyorsunuz. Çünkü PC donanımları gelişti. Ama bugün Xbox Series X ve PlayStation 5'in gücünden tam olarak yararlanacak bir oyun yaparsanız eğer PC'de aynı deneyimi sağlayabilmeniz için o kişinin en az RTX 2070 ya da AMD tarafına baktığınızda 5700 gibi bir ekran kartına sahip olması gerekecek. Yani üst seviye, orta üst seviyede yer alan bir sisteme sahip olmazsa siz konsoldaki deneyimi PC'de sunamayacaksınız. Bir süre için PC donanımları da gelişecektir tabii ki. Şimdi siz geliştirici olarak ne yapacaksınız bu sefer? Tabii ki sınırları öğrenmeniz gerekecek. Eğer bu konsollara özel bir oyun yaparsanız PC'ye çıkarttığınızdaki tepkileri görmeniz gerekecek. Birazcık güvenli sahada kalacaklar ve ilk seneler biz bu konsolların gücünü tamamen kullanan oyunlar görmeyeceğiz arkadaşlar. Neler göreceğiz biliyor musunuz? Genel olarak her platforma çıkan Call of Duty'ler, Battlefield'ler herkesle aynı çalışacaklar. Ama gelin görün ki işte Sony ve Microsoft'un stüdyoları işin içine girdiklerinde işin rengi biraz değişebilir. Onlar sonuçta bu konsolun neler yapabileceğini çok uzun zamandır biliyorlar ve ellerinde şu anda halihazırda piyasada olan oyunları dahi cilalayıp bu konsollara uygun hale getirseler o bile birçok kitle tarafından büyük bir neşeyle ve mutlulukla karşılanabilir. Zaten GameSpot'un yaptığı listeye baktığımızda The Last of Us'ın Remastered versiyonunun da PlayStation 4 için en iyiler listesine girdiğini görüyoruz ki PlayStation 3'ün sonlarına doğru çıkan bir oyundu. Yani Remastered'lara hazır olan ilk 2 sene boyunca neredeyse her oyunun upscale edilmiş, remastered edilmiş, daha yüksek çözünürlükte dokularla donatılmış versiyonlarını göreceğiz. Grand Theft Auto 5 gibi. Aynı zamanda yeni nesil konsollar oldukça deneysel tasarımlara da sahipler. Hem Microsoft hem PlayStation tarafı için bu sefer tasarım dilinin tamamen değiştiğini, oyun konsolu tanımının farklılaştığını görüyoruz. Özellikle PlayStation bir aksesuar gibi tasarlanmış. Yani bir parfüm şişesini de andırıyor. Aynı zamanda vantilatörü andırdığını söyleyen de var. Ben nariye andırdığını düşünüyorum. Güzel görünüyor. Microsoft'a baktığınızda Microsoft Sony'ye göre biraz daha emin adımlar ilerliyor. Tam bir kutu yapmış. Evet, çöp kutusu da diyebilirsiniz. Rende kutusu da diyebilirsiniz. Ama bilgisayar kasasına da benziyor aynı zamanda. Neden böyle bir şey yaptı Microsoft? Microsoft şu anki konsollardaki en büyük şikayetlerden bir tanesinin ısınma ve yüksek fan sesi olduğunu biliyor çünkü. Ve şu anki tasarımında amaçlanan ne? Olabilecek en serin ve en sessiz konsolu elde etmek. Sony'nin de yine bunun için özel bir patent aldığı ve konsol içerisindeki donanımları sadece tek taraftan değil, yani tek taraf derken işlemci üstüne soğutucu koymayı biliyorsunuz. Üst tarafına koyuyorsunuz ama alt tarafı ısınmaya devam ediyor.
Sony'nin yeni geliştirdiği patentle beraber hem alttan hem üstten bütün bileşenleri soğutacağı söyleniyor ve bu sayede kullanıcılara o egzantrik tasarım içerisinde serin ve sessiz bir oyun deneyimi sunulacak. Ama ben ne diyorum? Bekleyelim. Yani bu tasarımlar sonuç olarak binlerce kişi tarafından daha test edilmedi. Henüz daha binlerce saat kullanılmadılar. Bekleyelim, insanlar yeni tasarımları test etsinler ve biz revize edilmiş versiyonları alalım. Özellikle Xbox 360 hezimetini hatırlıyorsunuz. Microsoft'un konsolu revize etmesi 2 seneden uzun sürdü. Ve o zamana kadar o süreçte konsola sahip olan herkes 3 kırmızı hatasıyla karşılaştı. PlayStation 3 de ısınan konsollardan bir tanesiydi. PlayStation 4 de birçok revizyon geçirdi. Hala da PlayStation 4 Pro'nun kimi kasalarında oyun oynarken fan sesi diğer odadan duyulabiliyor. Yani yeni nesil konsol dediğimiz şey birazcık ilk nesilde kullanıcıları üzer genelde. Hem oyun beklersiniz hem de konsol donanımsal açıdan tam olarak hazır olmadığı için donanımsal sorunlarla uğraşırsınız. Yani kısacası yine en başa dönüyoruz. Bekleyin, paranızı saklayın, çok heyecana gelmeyin. Çünkü bir diğer önemli konu da yeni nesil konsollar pahalı olacaklar arkadaşlar. Bugün PlayStation 5 için listelenen fiyatlara baktığımızda ki birçok alışveriş sitesi arama sonuçlarında en yukarıda çıkabilmek için sahte fiyatlar girer genelde. 7000-7500 lira civarında listelendiğini görüyoruz. Bu az bir miktar değil. Çünkü bu miktarı verdiğinizde zaten güzel bir oyun bilgisayarına sahip olabiliyorsunuz. Siz eğer yeni nesil konsolu aldığınızda şu anki çıkış oyunlarına baktığımızda genel olarak hem PC oyuncularının hem de konsol sahiplerinin oynadığı oyunları oynayacaksanız neden bir bilgisayarda bu oyunları oynayamayasınız? Konsol gibi kısıtlı, yayıncılık açısından oldukça sorunlu, oyun dışında pek de bir işe yaramayan bir cihaza bugün Türkiye'de 7500 lira vermeyi ben pek akıl kârı görmüyorum. Hele daha üzerinde fiyatlarla çıkarsa zaten piyasaya bir daha bir video çekeriz. Ve neden konsol yerine çocuğunuza ya da kendinize bir bilgisayar almanız gerektiğini tekrar anlatırız. Evet, oyunculuk açısından her oyunu oynamayı istiyoruz. Oyun hayatımızda birçoğumuz için önemli hobilerden bir tanesi. Tam bir sanat eseri oluyor bazı çalışmalar. Ama günün sonunda gelin görün ki eğer ödediğiniz fiyat aldığınız deneyim tam olarak karşılamıyorsa oturup düşünmenin de vakti gelmiştir. Daha öncesinde PlayStation 5 ve Xbox Series X ile ilgili teknik analizlerimi de yaptım. Bu videoları da yine YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ve orada da çok net bir şekilde göreceksiniz. Yeni nesille çok garip durumlar da söz konusu olacak. Özellikle PlayStation 5 açısından hala da kafalarda birçok şüphe var. Çünkü PlayStation 5'in ortalama çalışma modundayken Xbox Series X'e göre %30, kimi zaman %35'lere varan oranda daha güçsüz olabileceğini düşünüyoruz. En güçlü olduğu modda da %15 daha yavaş olacak. Ve sektördeki uzmanların yorumlarına baktığımızda Xbox Series X'te 4K 60 FPS'e çalışacak bir oyunun PlayStation 5'te 4K 30 kare çalıştığına şahit olabileceğiz. Bu durumda bizim oyunların çözünürlüklerini ve FPS değerlerini görmemiz gerekiyor ki alacağımız konsola tam olarak bir karar vermiş olalım. Çünkü birçoğumuz her iki konsolda sahip olma şansına erişemeyecek. Ne yapalım? Bekleyelim. Hem Sony tarafında 2 sene sonunda bizlere ne vaat ediliyor görelim. Hem Series X'te hangi oyunlar çıkıyor, Microsoft neler yapıyor bunu görelim. Genel olarak her iki konsolda da oynayabileceğimiz oyunlar hangi seviyedeler, hangi çözünürlükte, hangi FPS değerinde çalışıyorlar. Buna hakim olalım ve seçimimizi ona göre yapalım. Akıllı bir seçim olsun. Tabii ki her iki oyun konsoluna sahip olma, bir de güçlü oyuncu PC'si toplama şansınız varsa burada anlattıklarımın hiçbiri sizin için geçerli değil. Ama ben burada kimlere seslenmek istiyorum? Şu anda elindeki oyun konsolunu satmış, parasını kenara koymuş, yeni nesil konsol almak için bekleyenlere sesleniyorum. Aynı zamanda halihazırda güçlü bir oyun bilgisayarı ya da düzgün bir oyun konsolu olmadığı halde şu anda parasını kenara koymuş bekliyor. Niçin bekliyor? Yeni nesil konsolları çıkışıyla beraber sahip olmak için bekliyor. Bu kitleye sesleniyorum. Eğer bu kitle arasındaysanız aman para kolay kazanılmıyor. Sakın pişman olacağınız bir karar vermeyin. Bakın konsol dünyasında mesela Microsoft'u ele alacak olursak eğer Xbox One'da evet düzgün oyunlara imza atamadılar. Microsoft stüdyoları tam bir hezimete uğrattılar konsol oyuncularını. Bir tek elle tutulur Forza'dan bahsedebiliyoruz. Gears of War gibi seriler ne yazık ki tatmin edici seviyelerde yenilikçilik
içeren oyunlarla karşımızda olamadılar. Ama bize ne sundu Microsoft? Game Pass gibi bir oyun üyelik sistemi sundu. Ve yeni nesil konsol alacaklar için özellikle Türkiye'de oyun fiyatları düşünüldüğünde oldukça değerli bir hizmet bu. Nedir? Aylık üye oluyorsunuz. Hem online hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz paketine göre. Hem de yüzlerce oyunu oyun kütüphanesinde sahip oluyorsunuz. Üyeliğiniz devam ettiği sürece bu oyunları ücretsiz olarak oynuyorsunuz. Xbox Series X'te de bu devam edecek. 2 sene sonunda Game Pass'e gelen oyunlara da bakmak lazım. Belki Sony de benzer bir hizmet sunabilir. Daha sonrasında bu hizmetleri kıyaslayıp kararımızı vermek lazım. Bugün oyun fiyatları 400 liranın üstüne çıkmış durumda. Kimi oyunlar için 600 lira fiyat istenebiliyor. Gerçekten de yeni nesil konsol çıktığında bakın sakın koştura koştura gidip almayın. Sonrasında oyunsuz bile kalabilirsiniz. Bu videoda sizlere yeni nesil konsolların neden alınmaması gerektiğini düşündüğümü anlatmaya çalıştım. Lütfen siz de planlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşın. Diğer oyun severlere ışık tutun bilginizle, düşüncelerinizle. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenerek yukarı çıkartabilirsiniz. Sosyal medyanızda paylaşarak arkadaşlarınızı ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.